Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Antalya'nın deniz kenarında bulunan doğa harikası koylarına yerli ve yabancı turistlerin akını da başladı haliyle. Kemer ilçesine bağlı Kleopatra, Karaburun, Maden gibi birçok gizli koylarda temizlik yapan belediye ekipleri haftalık yaklaşık 2 ton atık topluyor. Belediye ekipleri topladıkları pet şişe ve cam gibi atıkları ayrıştırarak dönüşüme kazandırıyor. Kemer Belediyesi toplum tabanlı geri dönüşüm projesi kapsamında yürütülen faaliyetlerden olan ve doğada biriken ve toplanmasında güçlük yaşanan atıkların toplanma sistemine kazandırılıp denizlere ulaşan atığın azaltılmasını sağlayan Kollet akıllı telefon uygulamasıyla doğaya katkı sağlıyor. Doğa Koruma Merkezi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından bir içecek firması vakfı desteğiyle ve Kemer Belediyesi işbirliğinde yürütülen Temiz Akdeniz Toplum Tabanlı Geri Dönüşüm Projesi kapsamında da atık tutucu sistemi atık ve çöpleri topluyor ve doğayı korunmuş oluyor. Bölgemizde turizm hızlandı. Bizim temizlik ekipleri de 7/24 çalışıyor. Kendilerine, arkadaşlara teşekkür ediyorum. Zaten normal temizliğin yanında bir de arkadaşlar koylara girmeye başladı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu turizm sezonunun başlamasının ardından normal temizliğin yanı sıra koylarda da yapılan temizlikte haftalık 2 ton atık toplandığını açıkladı. Bazı koylara 4x4 pikapla giriyorlar. Bazı koylarda teknelerle giriyorlar. Oralardan çöpleri topluyorlar. Yaklaşık bu 2 tona topladıkları çöp 2 tona yanaşıyor. Başkan Topaloğlu, belediye olarak her zaman doğanın yanında olduklarını belirtirken, yapılan geri dönüşümle temiz bir doğa için katkı sağladıklarını söylüyor. Başkan Topaloğlu'nun vatandaşlara bir de çağrısı var. Temizliği zaten biz yapıyoruz Kemer Belediyesi olarak ama kullanan vatandaşıma da diyorum ki, lütfen bu çöplerinizi oraya bırakmayın. Çünkü bu memleket bizim. Yarın o çöplerden bir yangın çıkarsa sonra bu işin keşkesi, geri dönüşü yok. Tekrar rica ediyorum. Tamam biz temizliyoruz bunları ama lütfen çöpleri gittiğimiz koylarda da piknik yaptığımız yerlerde bırakmasınlar. Ricam bu.